Malatya ekranlarında ana haber bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretine saatler kala son hazırlıkları Bakan Bülent Tüfekçi yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyareti için günler öncesinden başlayan hazırlıklar son hız devam etti. Erdoğan'ın halka hitap edeceği ve toplu açılışları yapacağı miting alanındaki çalışmaları Bakan Bülent Tüfekçi yerinde inceledi. Tüfekçi yapılan hazırlıklarla bizzat ilgilendi ve ayrıntıları bizlerle paylaştı. Tabii gördüğümüz kadarıyla Malatya Cumhurbaşkanlığı karşılamaya hazır bir vaziyette. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gerek valiliğimiz gerek belediyemiz ciddi anlamda çaba sarf ettiler. Bütün yarın Malatyalı hemşerilerimiz de kendi reislerine Cumhurbaşkanlığına sahip çıkacağını, bu alanı hınca hınç dolduracaklarına inanıyorum. Çünkü Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın Malatya'ya gelmesi, Malatya'da Türkiye'ye ve dünyaya mesaj vermesi çok çok önemli. Bu mesajı canlı olarak Malatyalı hemşerilerimiz de coşkulu bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı bağrına basarak mesaja karşılık vermeleri Türkiye'nin bundan sonraki istikameti bakımından da önemlidir. Ben şimdiden bütün Malatyalı hemşerilerimizi yarın bu meydana bekliyoruz ve Cumhurbaşkanı'na kucaklaşmayı istiyoruz. Ben teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da. Haftalardır beklenen ziyaret sonunda gerçekleşti. Kalabalık bir heyetle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir grup atlıda eskortluk yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan ata uçağı 12.55'te Malatya Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan'ı Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'nin başkanlık ettiği heyet karşıladı. Havaalanında bulunan güvenlik tedbirlerinin yoğun olması dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket eden Erdoğan'ı bir grup atlı havaalanı kavşağında karşıladı. Yazan Atlı Cirit ve Binicilik İhtisas Kulübü üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunurken kulüp üyeleri atlarla birlikte bir sürü otobüse eskortluk yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geniş güvenlik önlemleri arasında şehir merkezine doğru ilerleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, otobüsü sık sık durdurup yol kenarında kendisini bekleyen Malatyalıları selamlayarak hediyeler dağıttı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya programına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın ve AK Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu da eşlik etti. Dünyanın seveceğine teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı toplu açılış merasimine davet ediyoruz. Saat 15'te Kent Meydanı'nda olacağız. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk ziyaretini 2. Ordu Komutanlığı'na yaptı. Erdoğan daha sonra Malatya Valiliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanının ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da ilk ziyaretini Doğu ve sınır bölgelerinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı'na yaptı. Güvenlik önlemleriyle 2. Ordu Komutanlığı'na gelen Erdoğan, burada 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti ve üst düzey komutanlardan sınır olayları ve doğudaki operasyonlar hakkında bilgi aldı. İkinci Ordu Komutanlık ziyaretinin hemen akabinde beraberindeki heyetle birlikte Malatya Valiliğini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vali Süleyman Kamçı ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya ile buluştu. Enerji almaya geldik dedi. Eli boş gelmedik diyen Erdoğan 460 trilyonluk yatırımı tek tek anlattı. Erdoğan'ın konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi. Sizin Allah'ınıza kurban. Sizin bu aşkınız, bu heyecanınız her şeye değer. Malatya, ne zaman geldiysem hep bu coşkuyu gördüğüm yer. Malatya, enerjiye enerji katan ilimiz. Hep buradan farklı döndük. Bugün yine farklı döneceğiz, ona inanıyorum. Açılışını yaptığımız 460 trilyon lira olan kamu ve belediye yatırımlarının şehrimize, tüm Malatyalı kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserler arasında Milli Eğitim Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan derslikler, öğrenci yurtları, pansiyon, 2 adet spor salonu var. Ulaştırma Bakanlığımız 154 trilyon liralık bir yatırımla Malatya, Yeşilyurt, Çelikhan'da yol, Arapgir'de çevre yolu projelerini tamamladı. Sağlık Bakanlığımız Doğanşehir ve Akçadağ'a yeni devlet hastaneleri kazandırdı. TOKİ 308 konut ile bunların altyapılarını, çevre düzenlemelerini, sosyal donatılarını inşa etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız Toplum Merkezi Hizmet Binası, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız İş Geliştirme Merkezi yaptı. Bu yatırımların da resmi açılışını bugün yapıyoruz. Allah'ıma hamdolsun. Malatya'ya hiçbir zaman eli boş gelmedik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız META için Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası inşa etmenin yanı sıra trafo merkezlerini kurdu. Kardeşlerim, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Şakirpaşa Camii'mizin restorasyon çalışmasını tamamladı.
Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımız tavuk yetiştiricilerine yönelik soğuk hava depoları valiliğimiz sulama göletleri inşa etti. Organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmaları yürütüldü. Bu yatırımların açılışını da bugün resmen yapıyoruz. Belediye Başkanlığımız Yaşam ve Spor Merkezi, Sanat Sokağı, Kültür Adası, Nikah Sarayı, Park ve Biyolojik Gölet, Kernek Külliyesi, Çevre ve Yeşil Alan Düzenlemeleri, Trafik, Eğitim Parkı, Kültür Sanat Merkezi gibi toplam 101 trilyon lirayı bulan yatırımları tamamladı. Hepsinin açılışını bugün yapıyoruz. Kardeşlerim, bütün bu açılışlarla beraber bugün Malatya'da bir başka heyecanı yaşıyoruz. Terör operasyonlarının başarısından bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda şehit verdiğimiz 13 ismi de unutmadı. Şehitlerimizin adını okuyarak başsağlığı dileyen Erdoğan, bu ülkeyi bölmek isteyenlerin bir kısmı Amerika'da, bir kısmı cezaevinde diyerek cemaate yüklendi. Bu vesileyle ülkesinin ve Malatya'nın birliği, beraberliği için hayatını ortaya koymaktan çekinmeyen, az önce sevgili refikalarını gördüm, valilikte görüştük, Hamido'yu ve kendisiyle birlikte katledilen aile fertlerini rahmetle anıyorum. İsmi adeta Malatya ile özdeşleşen Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesine çok büyük katkılar sağlamış Turgut Özal'ı da rahmetle yad ediyorum. Malatya her dönemde olduğu gibi bu dönemde de ülkesine ve milletine sahip çıkma konusunda en önlerde yer alıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana devam eden terör operasyonlarında Malatya'mız 13 şehit verdi. Malatya'nın yetiştirdiği bu 13 kahraman tıpkı ecdatlarının Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de yaptığı gibi vatanları uğruna hayatlarını kaybettiler. Şehit oldular. Malatyalı şehitlerimizin her birine Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi'ye, assubaylarımız Tolga Topçuoğlu ve Mehmet Dinç'e, uzman çavuşlarımız Beytullah Tercan ve Gökhan Aslan'a, askerimiz Barış Aybek'e, emniyet amirimiz Gaffari Güneş'e, polis memurlarımız Şahin Altmış, Adem Keleş, Serdal Toprak, Buhari Ağçelik, Oğuzhan Günaydın ve Salih Taç'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Malatyalılara başsağlığı diliyorum. Tek bayrak. İşte bu. Bayrağımıza eş bayrak yok. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, her yıldız bir şehittir. Buradan ülkemin annesine babasına sesleniyorum. Tüm milletime sesleniyorum. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber. Peygamberlikten sonra en yüce makam neresi? Şehitlik. Şehitlerimiz var ama bilesiniz ki şu anda binlerce de teröristi Allah'ın izniyle onları o çukurlara gömdük. Sevgili Malatyalılar, 3 tek vatan. 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Bu vatan topraklarında operasyon yapılamaz. Boşuna heveslenmesinler. Bu vatan toprakları Türkiye Cumhuriyeti vatan topraklarıdır. Ve burada operasyon yok. 4 tek devlet.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka bir devlet asla. Neymiş o? Paralel devlet. Boşuna heveslenmesinler. İşte Amerika'da kendilerine bir 400 dönüm yer vermişler. Herhalde onların devleti orası. E ne olacak? Biz diyoruz ki legal görünüm altında illegal çalışmaları yapan bu kişiyi ya deport edin veyahut da bize gönderin. Ve oradan ülkemin içini karıştırıyor. Ve gereği neyse biz de bunu yapıyoruz, yapacağız. Bir kısmı kaçıp Amerika'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, bir kısmı da şu anda hapishanede yaşıyor. 460 trilyonluk tesislerin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatyalılara gadanızı alayım diye seslendi ve kayısıyı sordu. Hazır mıyız Malatya? Gadanızı alayım. Allah'ınıza kurban. Bak, rahmet de geldi. Kayısılar nasıl? Bereket. Elhamdülillah. Bolluk var. Ya Allah. Bismillah. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış törenini kurdele kesmek suretiyle siz saygıdeğer hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. Bu hizmetlerin başta ülkemize, şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplu açılış yapacağı ve halka hitap edeceği miting alanı saatler öncesinden doldu, taştı. Alanda alınan yoğun güvenlik önlemleri ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya ziyaretini takip eden kameramanlarımız Selçuk Dönmez ve Kenan Hasçelik saatler öncesinden miting alanındaydı. Miting alanını hınca hınç dolduran vatandaş, Erdoğan'a duydukları sevgiyi işte böyle haykırdı. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın mitingine geldiniz, Tunceli'den geliyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu mitingde onlarla beraber olmak bizi çok mutlu ediyor. Tunceli Gençlik Kolları olarak geldik. Tunceli Gençlik Kolları Başkanımız sağ olsun bize yardımcı oldu bu konuda. Çok mutluyuz. İnşallah çok güzel bir miting olur. Tek temennimiz bu. Miting alanı şu an daha tam olarak dolmadı ama çok coşkulu bir miting olacağı belli. Allah'ın izniyle bu miting alanlarını da doldurmaya geldik. Yardımcı olabildiysek ne mutlu bize derim yani. Reisi görmek için can atıyoruz reisine. Tunceli'den geldik. Tunceli Teşkilatı olarak geldik. Onun personeliyim, onu çok seviyorum. Bu kadar yani, böyle bir millet Cumhurbaşkanımız bir daha gelmez. Asla yani. Bütün dünya sevdi, bir biz değil ki. Bütün dünya. Bu alan dolar mı sizce? Bir bana bakın. Dolmasa bakın, da dolacak yani. Onun sevgisi başka bir yani, sevgi seli. O yüzden hani insanlar şu an erken saat, daha 3'e çok var yani. O yüzden havada yaşlı olduğuna rağmen 5 gibi ben buranın yıkılacağına inanıyorum. Ne söyleyeyim yani, hoş bir miting olacak inşallah. Ülkemiz için hayırlı olsun diliyorum. Başka bir temennim yok yani, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Müjde bekliyor muyuz? Neyin müjdesini bekleyeceğiz? Yani bilmiyorum. Açılışlar yapacak. İşte başka ne müjde verecek bilmiyorum yani. Açılışlar yapacak bildiğimiz kadarıyla. Siz ne söyleyeceksiniz? Vallahi biz de çok mutluyuz Malatya'mızı da görmekten. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Malatya'da görmekten mutluyuz. Bu alan sizce dolar mı tam? Tam dolar. Dolar. Daha zaman var dolar. Erdoğan gibi bir lideri daha Türkiye bulamaz. İlk olarak Türkiye'ye böyle bir lider gelmiş Atatürk'ten sonra. Erdoğan'dan daha büyük bir lider de olmaz yani. Şu anda Erdoğan ne dediyse, ne yaptıysa bu ülkeye, hepsinde ülkenin faydasına, ülkeye yapmış olduğu hizmetler göz önünde. Onun için bu memleket Erdoğan'a aşık. Merhaba, nasılsınız? Mitingdesiniz, mitinge evet. Katılıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz, bir de düşüncenizi alalım. Sevinçliyiz Tayyip Erdoğan geldiği için, bu kadar. Teşekkür ederiz. Peki, siz de söylemek istiyorsunuz? Biz de sevinçliyiz. Mitingi nasıl duydunuz? Kalabalık
Tabii çok kalabalık, daha da olur. Tayyip'i izleyek, dinleyek, tamam. Malatyalı mıyız? Malatya. Malatya'dan geldik. Evet. Teşekkürler. Evet, neler diyorsun? Valla güzel bir duygu. İnşallah daha sık bekleriz Cumhurbaşkanımızı. Yapacak bir şey yok. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da miting yapacak. Size miting Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldi, sefalar getirdi. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuz. Her zaman arkasındayız. Sizce falan dolar mı full? Dolacak inşallah. Evet, sıkıntı yok, teşekkürler. Evet, miting alanındasınız. Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemeye geldiniz. Malatya için büyük bir mutluluk. Malatya'da başkanımız seviyor. Böyle de devam edecek. Katılımları daha çok olmasını bekliyoruz. Valla çok güzel bir gün. Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah daha da iyi olur. Valla Tayyip Erdoğan'a ben ne diyeyim işte, devlete huzur getirsin. Müjde bekliyor muyuz müjde? He? Müjde bekliyor muyuz? Tabii müjde bekleyecek. Ne bekliyoruz mesela? Ya işte bu harp marp işi, vurulan askerler maskerlerin durmasını istiyoruz. Çözüm bulursun. Çözüm, evet. O canımız ciğerimiz o. Canımız ciğerimiz. Ha, başka bir... Yer sarar, Tayyip çıkar. Çok seviyorum. Çok sevdik. Peki müjde bekliyor musun? He? Müjde bekliyor musun? Müjde, şimdi Davutoğlu'nun şey gitti, o da biraz rahatsız oldu. İki geceden yatmıyor. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş Malatya'mıza. Ben de şu anda burada misafirim. Nereden geliyoruz? İstanbul'dan oturuyorum. Şu anda burada misafirim. Ve onu görmek için çok sevinçle, büyük bir sevinçle geldim buraya. İnşallah göreceğim. Benim evet. Oğlum 65'lik yaptı. Da bize diyardı. Tabii bizim babamdır. Bize 65'lik diyordu. Bir onu seviyor. Çok seviyor muyuz? Çok seviyor. Allah aşağıda Tayyip'i seviyor. Ha. Allah evet, ömür hayırlı versin. Tayyip Erdoğan Malatya'da. Hoş geldi, hoş geldi. Kurban olurum ona. Hoş geldi. Ayağının tozuna. Allah ömür hayırlı ona. Allah ona uzun ömür vere. Ömrümüzden Allah ömrüne koya. Başbakanımızın Türkiye'nizi ne olsun? Kurban tek tek konuşun kanlı ya. Allah ömrümden Allah ömrüne koya. Uzun ömür vere. Hep namazda dualarım onunla beraber. İki gün önce hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Namık Hakan Durhan sonsuzluğa uğurlandı. Kanser tedavisi gördüğü Ankara'da iki gün önce hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem milletvekili Namık Hakan Durhan şehir mezarlığında toprağa verildi. Allah'a emanet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resmi törenden hemen sonra Malatya'ya gönderilen cenaze, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Allah'a ekber. Cenaze törenine Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ve partililerin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Enver Kiraz, Elazığ Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı, Durhan ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Namık Hakan Durhan'ın cenazesine katılan isimler anılarını ve duygularını TV Malatya mikrofonlarına anlattı. Milliyetçi Hareket Partisi eski milletvekili Namık Hakan Durhan için şehir mezarlığında bir araya gelen sevdikleri, ailesi, gönül verdiği Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ve mesai arkadaşları duydukları büyük üzüntüyü mikrofonlarımıza anlattı. Rahmetli gerek yaşantısıyla gerek temsil noktasıyla ülkücü hareketin her noktasında bir şahsiyetti. Hani derler ya anadan doğma diye, rahmetli şehidimiz Alişan Dayı'nın oğluydu. Babası da bu yolun hakikaten örnek insanlarından biriydi. Gerek yaşarken, gerek şehit olurken. Kendisi çok erken ayrıldı aramızdan. Dediğim gibi eğitim yıllarında başlayan ülkücü harekete tanışıklığı cezaevlerinde devam etti. Sonra il başkanımız ve milletvekilimiz oldu. İnşallah en güzel makam Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği makamdır. İnşallah rahmetli Alişan Dayı'yla beraber cenneti mekanda beraberlerdir. Bizler kendisinden razıyız. İnşallah Cenab-ı Allah da razıdır. Razı olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Ülkücü cami olarak çok acı yaşıyoruz. Namık Başkan ülkücü hareketin her kademesinde
layıkıyla görev yapmış, duruşuyla camiada takdir toplayan bir arkadaşımızdı. Son nefesine kadar da bu duruşunda hiçbir taviz vermeden ve günlük gücü hareketin gidişatıyla ilgili yorumlarda bulunan, düşüncelerini aktaran çok düzgün bir arkadaşımızdı. Cenab-ı Allah'tan sabırlar diliyorum. Ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun. Ülkücü Camii olarak büyük bir değerimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Eski il başkanımızdı, eski milletvekilimizdi. Bunlardan daha önemlisi eski bir ağabeyimiz ve şehidimizin oğluydu. Kendisine Allah rahmet eylesin. Cenazesi bile tüm ülkücüleri, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış tüm ülkücüleri bir araya topladı. Buraya bir araya getirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Yere cennet mekan olsun diyoruz. İnönü Üniversitesi rektörlük yarışında ter döken Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, üniversiteyi ve çalışmalarını anlatan bir tanıtım hazırlattı. İnternette yayınlanan video kısa sürede binlerce beğeni aldı. İnönü Üniversitesi'nde kayısı ve biyokimya gibi önemli konularda sayısız çalışmaların altına imza atan Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, şimdi de üniversitenin geleceğinin daha iyi şekillenmesi için çalışmalar yapmaya aday. Karabulut, İnönü Üniversitesi'nin öğretim elemanlarıyla, öğrenci potansiyeliyle, şehriyle ve ülkesiyle birlikte büyüyen, dünya üniversiteleri arasında ilk 500, Türkiye'de ise ilk 10'da yer alan bir üniversite olmasını hedefliyor. Türkiye'nin parlak geleceğinde Malatya'nın önemli rol oynayacağını düşünen Profesör Doktor Karabulut, Türkiye'nin geleceğinde İnönü Üniversitesi başlığıyla hazırladığı önemli projeler için hazırlıklarını sürdürüyor. Rektörlük yolunda bu projelerden en dikkat çekenleri ise şöyle: Bilim Senatosu'nun kurulması, Hayvan Bakım Merkezi, Kongre Vadisi, İnönü Üniversitesi Külliyesi, Kayısı Pazar Araştırma Merkezi ve daha niceleri. Aysun Baykarabulut'un Turgut Özal Tıp Merkezi için uygulamayı planladığı projelerden en öne çıkanları ise şöyle: Yerli İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Rehabilitasyon ve Evde Bakım Merkezi, Obezite Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Geriatri Araştırma ve Uygulama Merkezi. Baykarabulut'un hedefinde hem sosyal hem de akademik anlamda öğrenciler ve akademisyenler için çok farklı projeleri hayata geçirmek de var. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Dil Merkezi, Engelsiz Kampüs, Kampüs içi ulaşım güvenliği ve yaşam merkezi. Daha birçok hedefleri olan Profesör Doktor Aysun Baykarabulut, genç ve kadın olmanın getirdiği enerji ve titizlikle İnönü Üniversitesi ile Malatya'ya birlikte ivme kazandıracak. Başında hayatını kaybeden Malatyalı şehit Mehmet Gürsul, gözyaşları arasında toprağa verildi. Konya Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma asayişer Mehmet Gürsul, görevi başında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 20 yaşındaki şehit Gürsul için şehir mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Bayanlar.
Şehidin anne ve babası güçlükle ayakta dururken yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Erdoğan halkla buluşmasında geleneği bozmadı ve beraber yürüdük biz bu yollarda şarkısını yine tekrarladı. Bu sırada yağan yağmurda ıslanan vatandaşla şarkı sözlerini uyum içerisinde olması günün kadrajı oldu. Şöyle kaldıralım elleri. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Malatya'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan hafta sonu haberleriyle karşınızdaydık. Yarın yine görüşmek üzere. İyi akşamlar.